Arkadaşlar merhaba. 3 numaralı föyümüzde modern atom teorisi ünitesinin 3. kısmını işleyeceğiz. Ve bu föyde sizlere değerli elektron sayısı bulmayı ve periyodik cetvelde yer bulmayı göstereceğim. Ve ardından periyodik cetvel konusuna giriş yapacağız. Değerli orbitali ve değerli elektron sayısı ne demektir? Bir atomdaki en dıştaki elektronlar, diğer bir deyişle en yüksek temel enerji düzeyindeki elektronlar kimyasal olaylarda kullanılan elektronlardır. Ve elektron alışverişinde bunlar kullanılır veya elektron ortaklaşmasında bunlar kullanılır. Bu elektronlara değerlik elektronları denir arkadaşlar. Ve değerlik elektronların bulunduğu orbitallere ise değerlik orbitalleri ismi verilir. Değerlik elektronları atomun kimyasal özelliğini belirleyen elektronlardır. Mesela bir grubundaki elektronların değerlik elektronları 1'dir. Ve bunlar ne yapacaklardır? Bileşiklerinde artı bir değerlik alacaklardır. Baş grup elementleri yani A grup elementlerinde değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir diyebiliriz. Ama burada helyum istisnası unutmayalım. Helyumun değerli elektron sayısı birazdan göstereceğiz 2'dir. Fakat grubu 8A'dır diyeceğiz. Örneklerle değerli elektron sayısı ve değerli orbital kavramını daha iyi anlamaya çalışalım. Alüminyum 13 atomunun elektron dizimi yaptığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 şeklinde olacaktır. Burada değerli orbitali derken neyi kastıyoruz? En yüksek baş kvantum sayısına sahip orbitallerin sayısını kastediyoruz. Ve burada baktığımız zaman en yüksek baş kvantum sayısına sahip olanlar kimlerdir? 3s ve 3p'dir. O yüzden değerlik elektronlar nedir? 3 ve 3s ve 3p'dir diyeceğiz. Peki değerlik elektron sayısı nedir? Değerlik orbitallerinde bulunan toplam elektron sayısıdır. Yani 3s ve 3p olduğu için 3s'te 2 tane elektron var. 3p'de 1 tane elektron var. O zaman 2 artı 1'den nedir? 3'tür diyeceğiz değerlik elektron sayısına. Mesela argon 18. Elektron dizimi yaptığımızda en büyük baş kvantum sayısı ne oluyor? 3 oluyor. Ve değerlik orbitalleri o zaman nedir? Yine 3s ve 3p'dir. 3s'de toplam 2 tane, 3p'de toplam 6 tane elektron varsa toplam değerli elektron sayısı nedir? 8'dir deriz. Kalsiyum 20'ye baktığımızda ise en büyük baş kvantum sayısı 4'tür. Ve 4 baş kvantum sayısına sahip kaç tane orbital vardır? Sadece 4 s orbitalleri vardır. Ve değerli orbitalleri nedir? 4s'tir deriz. Peki değerli elektron sayısı nedir? 4s'de toplam 2 elektron olduğu için direkt 2'dir deriz arkadaşlar. S34'e baktığımız zaman ise en büyük baş kvantum sayısına sahip orbitaller kimler? Yine 4s ve 4p. Değerlik orbitalleri 4s ve 4p'de olduğu için toplam değerlik elektron sayısı nedir? S'de 2 tane var, p'de 4 tane var ve toplarsak 6 tane değerlik elektronu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Etkinlik 1'i çözerek atomların elektron izleyişlerini yaparak değerlik orbitallerini ve değerlik elektron sayılarını söyleyiniz demişler bize. Hemen bakalım. Arkadaşlar demir 26 elektron katman dizimini yapıyoruz. Argon 18'e başlatıyorum çünkü son yörüngesi lazım bana. Ne olur? 18, 4s2 20 oldu. 3d6 oldu deriz arkadaşlar. Şimdi elektron dizimi d ile bitti. Elektron dizimi d ile biterse eğer burada değerlik orbitalleri neye aittir? 4s ve 3d'ye aittir arkadaşlar. Yani burada 4s ve 3d nedir? Değerlik orbitalleridir. Ve toplamları ne eşittir? 2 artı 6'dan değerlik elektron sayısı da 8'dir deriz. Burada bahsettiğimiz nedir? Değerlik elektron sayısıdır. Titanyum 22'ye baktığımız zaman argon 18'den başlatıyorum yine. 4s2 3d2 şeklindedir. Yine değerlik orbitallerine baktığımız zaman az önce yaptıklarımızdan farklı olarak d orbitali bitmişse ne diyoruz? 4s ve 3d'dekiler değerlik orbitalleri diyoruz. Yani burada 4s ve 3d nedir? Değerlik orbitalleridir. Ve burada toplam değerlik elektron sayısı nedir? 2 artı 2'den 4'tür deriz. Yani özetlersek aslında şöyle diyebiliriz. Değerlik elektronun orbitalleri S ile bitmişse S'dekilerdir arkadaşlar. Yani son orbital türü S ise S'deki elektronlar nedir? Değerlik elektronlardır. Eğer ki P ile bitmişse S ve P'dekilerin toplamıdır arkadaşlar. Ama son yörüngeden bahsediyorsa burada elektronlardır. Eğer ki D ile de bitmişse bu sefer ne diyorsunuz? Sondaki S artı D'dekiler değerlik orbitalleridir ve buradaki elektronlar nedir? Onun değerlik elektron sayısını verir bize arkadaşlar. Bu şekilde bir tablo yaptığımızda daha iyi anlayabilirsiniz. Ve bu sebeple ne dedik? D ile bittiği için D'dekiler art 6 ve S var burada 2, toplam 8 dedik. Yine D ile bitmiş S ve D'yi topladık. 2 artı 2'den 4 dedik. Peki AS33'e bakarsak argon 18 4S2 3D 10 kaç oldu? 30 oldu arkadaşlar. 3 kaldı. O yüzden 4P 3 açıyoruz. Ve eğer P ile bitersin demiştik. P ve S'deklerin toplamı demiştik. O yüzden değerlik orbitalleri nedir burada? 4s ve 4p'dir deriz. Ve 4s'te kaç tane elektron var? 2. 4p'de kaç elektron var? 3. O zaman
3 artı 2'den toplam 5 tane delik elektronu var deriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delik orbitallerini delik elektron sayısına bu şekilde karar veriyoruz. Tekrar edersek, eğer ki orbital dizilimi S ile bitmişse 4 o son S delik orbitalidir ve oradaki elektronlar nedir? Delik elektron sayısıdır. P ile bitmişse en büyük baş kalıntı sayısına sahip S ve P'deki orbitaller delik orbitalleri ve elektronlar delik elektronlarıdır. Ve D ile bitmişse S ve D'dekilerin toplamını delik elektronlarını bize verir. Modern periyodik sistem. Periyodik tablonun tarihçesini düşünürsek Mendeleev'in hazırladığı periyodik tabloyu hatırlarsınız. Mendeleev hazırladığı periyodik tabloda elementleri kütle numarasına göre dizmiştir. Ve o gün için bilinmeyen elementler için boşluk bile bırakmıştır. Fakat yapılan çalışmalar ve bazı keşifler sonucunda elementlerin özelliklerinin aslında kütle numarasına bağlı olmadığı keşfedilmiştir. Mozley de yaptığı deneylerde elementlerin özelliklerini aslında proton sayısına yani atom numarasına bağlı olduğunu anlamıştır. Periyodik ritüel nedir? Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementleri gruplar içinde bir araya getirmek amacıyla hazırlanan tablodur arkadaşlar. Ve periyodik ritüelde elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aslında elektron dizimleriyle ilgili olduğundan elementler artan atom numarasına göre dizilmişlerdir. Resimde modern periyodik tabloyu görüyorsunuz ve modern periyodik tabloda elementler atom numarasına göre sıralanmışlardı. Bakın hidrojen 1, helyum 2, lityum 3, beryum 4, bor 5, karbon 6, azot 7, oksijen 8 diye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elementler artan atom numarasına göre sıralanmış. Ve her bir kutunun içinde arkadaşlar o elementin sembolü, o elementin ismi, atom numarası, Auyapak grubu veya grup nosu, bağlı atom kütlesi ve bazı geniş periyodik tablolarda ise kayma noktası sertlik bilgilere sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Ve baktığımızda burada yatay sıralar vardır ve dikey sütunlar vardır. Yatay sıralı periyot, dikey sütunlara ise grup denir arkadaşlar. Ve baktığımızda yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yatay sıra ve 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A olmak üzere 8 tane A grubu 3B'den başlayıp 2B'de sonlanan ve arada 3 tane 8B grubu olan 10 tane B grubu vardır. Evet, dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan bir tanesi şu. 3B'de başlarlar veya V2B'de biterler. Veya Auyapak ismiyle 3. grup ve 12. grupta biterler. 10 tane B grubu vardır. Ve burada 8B grubu Auyapak'a göre 8, 9, 10. gruplar hepsi de 3B grubudur arkadaşlar. Yani demirin, kobaltın ve nikelin bulunduğu gruplar 3B grubu olarak sayılır. Ve buradaki elementlerin benzer kimyasal olarak gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine dikkatle baktığımızda B gruplarının 4. periyottan itibaren başladığını görebiliriz. Ve 1. periyotta helyum ve hidrojen olmak üzere 2 tane. 2. periyotta 8, 2. 3. periyotta 8'er tane element. 4. ve 5. periyotta 18'er tane element olduğunu görebiliriz. Ve 6. ve 7. periyotta ise lantanitler ve aktinitleri de sayarsak toplam 32'şer tane element vardır. Lantanitler nerededir? 3B grubuna sıkışmış elementlerdir. Bakın 67, 57, 71 arasında sıkışmış elementlerdir. Aktinitler ise bir alt periyottaki 89-103 aralığındaki elementlerdir arkadaşlar. Ve periyodik tablomuzun genellikle sol ve alt kısımlarında metaller, sağ ve üst kısımlarında ise ametaller vardır. 1A grubundaki hidrojen hariç hepsi metaldir arkadaşlar. Hidrojen ise bir ametaldir. Bunu unutmuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi koyu mavi, açık mavi ve pembe ile görüntüsü gösterilen hepsi nedir arkadaşlar? Metaldir. Sağa doğru gittikçe ne oluyor? Ametaller başlıyor ve en soldaki grup 8A grubu soy gazlardır arkadaşlar. Bunlar kimyasal tepkimeye girme eğilimi olmayan gazlardı. Ve onun yanındaki 7A grubu, 6A grubu, 5A grubu ve 4A grubunda kimler vardır arkadaşlar? Şurada koyu yeşil ve açık yeşil olanlar ametallerdir. Ve şuradaki merdiveni düşününce burada ise turuncu renkte gösterilen hepsi yarım metallerdir diyebiliriz. Evet, tüm elementler kendi özelliklerine göre burada sınıflandırılmıştır. Ve burada yine dikkatinizi çekmek istediğim bir şey daha var. Flor elementi amatör özelliği en fazla olan elementtir. Yani burada elektronegatiflik kavramından bahsedeceğiz. Elektronegatifliği en yüksek olan element flordur deriz. En yüksek. Ve arkadaşlar burada fransiyum var. Yine metaller arasında en aktif metaldir arkadaşlar. En aktif metal olarak fransiyumu tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Ve devam ettiğimizde 3A grubunda bir istisna daha var. 3A grubundaki bor hariç diğer hepsi nedir? Metaldir. Bor ise bir yarı metal deriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi genel tabloda bunları fark ediyorsunuz ve bunları unutmayın arkadaşlar çünkü bu bahsettiğim şeyler oldukça önemli ve sınavlarda sorulan bilgilerdir. Peki, periyotlara bakalım. Tekrar edelim. 7 tanedir. Aynı periyottaki elementlerin delik elektronları farklı sayıda olduğundan fiziksel ve kimyasal özellikleri de birbirinden farklıdır.
Ayrıca aynı periyottaki elementler aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. Periyot numarası eşittir en yüksek başkuantum sayısına, o da eşittir katman sayısına, o da eşittir neye? Temel enerji düzeyi sayısına. Ve modern periyot sistemde bu periyotlarda farklı sayıda elementler vardır. Birinci periyotta 2 element, ikinci ve üçüncü periyotta 8 element, dördüncü, beşinci periyotta 18 element, altıncı ve yedinci periyotta 32'şer tane element var demiştik. Lantanitler ve aktinitler de buna dahil ediyoruz arkadaşlar. Gruplardan periyot tablo üzerinde biraz bahsetmiştik. Şimdi biraz daha ayrıntıya girelim ve not almamız gereken yerlerin altını çizelim. 8 tane A grubu, 10 tane B grubu olmak üzere toplam 18 tane grup vardır. Ve B gruplarında 8B grubu için iç sütun ayrılmıştır. Bunu unutmayın arkadaşlar. A grubu elementlerine baş grup, ana grup elementleri, B grubu elementlerine ise yan grup veya geçiş elementleri denmektedir. B grubu elementleri geçiş elementleri yani dördüncü periyottan başlar. Lütfen buna dikkat edin. Ve şuradaki bilgiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı grupta yer alan elementler benzer dış katman elektrolizmine sahip oldukları için bunların kimyasal özellikleri de birbirine benzerdir. Yani aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzerdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buraya yıldız koyuyorum. Peki gruplar iki şekilde adlandırılır. Bundan birazcık bahsetmiştik. Birincisi harf ve rakam ile, ikincisi Ayupağ'ın önerdiği yalnızca sayı sistemiyle. Örneğin fosfor elementi harf ve rakam ile adlandırırsa 5A grubu olur. Ayupak sistemine göre adlandırırsak da 15. grup olur. Ve bu her iki isimlendirme de kullanılabilir arkadaşlar. O yüzden ikisini öğrenmemiz gerekiyor. Ve burada şuna dikkat edeceğiz. Ayupağa göre yapılan sistemde element gruplar 1'den 18'e kadar isimlendirilmiştir. 1. grup, 2. grup, 3. grup, A ve B grubu ayrımı yapmadan. Ama A grubu ve B grubu ayrımı yaptığımız zaman 1A, 2A grubu var. Arada 10 tane B grubu var. Ve ondan sonra 3A grupları başlıyor. Dolayısıyla Ayupak sisteminde yaptığımız zaman 1A 1. grup, 2A 2. grup, 3B grubu 3. grup oluyor. 2B grubu 12. grup oluyor. Ve 3A grubu ise ne oluyor arkadaşlar? 13. grup oluyor. Yani dolayısıyla aradaki 10 tane B grubunu hesaba katarak burada 3A grubunun 13. grup, 4A grubunun 14. grup, 5A grubunun 15. grup olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya A'yı atıyorsunuz başına 10 getiriyorsunuz. Ama 1A ve 2A nedir? 1. ve 2. gruplardır. Mesela 8A grubu A'yı attığımızda ne getireceksiniz başına? 10 getireceksiniz ve 18. grup olacak diyeceksiniz. Bu şekilde buna karar verebilirsiniz arkadaşlar. Elementlerin periyot ve grup numaralarını nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir elementin periyot tablodaki yeri, periyot numarası veya grup numarası arkadaşlar, o elementin temeldeki elektron dizilişine göre belirlenir. O elementin iyon haline göre ya da uyarılmış haline göre belirleyemeyiz. İyon haline elektron dizilişi verilirse nötr atomunun elektron sayısı veya atom numarası bulunarak elementin periyot tablodaki yeri belirlenebilir. İlk önce periyotlar nasıl belirlenir? Bir elementin temeldeki elektron dizilişindeki en dıştaki S orbitalinin baş kuantum sayısı bize periyot numarasını verecektir. Örneğin magnezyum 12 elektron dizilimine baktığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve en büyük baş kuantum sayısı S orbitali nedir? 3'tür. O yüzden 3. periyotta olduğunu söyleriz. Veya vanadyuma baktığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3'tür. Ve en yüksek baş kuantum sayılı S orbitali kimdir? 4s2'dir. O yüzden 3. periyottadır deriz. Gruplara karar verirken ise arkadaşlar burada periyot tabloda A ve B grupları olmak üzere iki tür grup olduğunu ya da Ayupağa'nın önerdiği sisteme göre 18 tane grup olduğunu unutmayalım. Baktığımız zaman A grupları 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde. Ve ne demiştik? 1A grubu 1. grup, 2A grubu 2. grup ve arada 10 tane B grubu vardı. Ondan sonra 3A grubu geldiği için 3A grubu 13. grup olurdu. 4A 14. grup, 5A ise 15. grup şeklinde gidiyor. Ve en sondaki grup 8A grubu 18. gruptur. Ve burada elektron dizilişlerine dikkat edin arkadaşlar. Ve elektron dizilişi S veya P ile bitenler, S veya P ile bitenler A grubu diyebiliriz. Ve oradaki değerli elektronları bize grup numarasını verecektir. Peki aşağıdaki açıklamaları okuyalım. Temeldeki elektron dizilişi S orbitaliyle sonlanan elementler A grubundadır. Elementin grup numarasını en yüksek temel enerji düzeyindeki yer alan S orbitalindeki elektronlar verir. Ve örneğin lityum 1s2, 2s2 en yüksek baş kuantum sayısı 2 olduğu için ikinci periyot diyeceğiz. Ve
Derlik orbitali kim? S orbitali ve burada bir tane elektron olduğu için 1A grubudur diyeceğiz. Kalsiyum ilmeğine baktığımız zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. En yüksek baş kuantum sayısı 4'tür. O yüzden 4. periyottur. Ve derlik orbitali S olduğu için A grubudur. Ve S orbitallerinde 2 tane elektron için 2A grubudur diyeceğiz arkadaşlar. Ama burada helyumu unutmayın lütfen. Helyumun elektron dizimini yaptığımız zaman helyum 2, 1s2 şeklindedir. En büyük baş kuantum sayısı 1'dir. 1. periyot. Derlik orbitali S olduğu için A grubu. Derlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen neredeydi arkadaşlar bu? 8A grubundadır diyeceksiniz. Ve ÖSYM bunu çok fazla kullanmaktır. O yüzden helyum 2, derlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A grubundadır. Bunu unutmuyorsunuz. Peki, diğerine bakalım. Temeldeki elektron dizilişi P orbitali ile sonlanan elementler D-A grubunda bulunur. Elementin grup numarası en yüksek temel enerji düzeyinde yer alan P orbitalindeki toplam elektron sayısıyla aynı temel enerji düzeyindeki S orbitalindeki toplam elektron sayısı toplanarak bulunur. Kısaca S P orbitalindeki toplam elektron sayısı da elementin grup numarasını verir. Yani örneklere bakarsak 1s2, 2s2, 2p3 en büyük baş kuantum sayısı 2 olduğu için 2. periyot ve derlik orbitali P olduğu için A grubu ve S ve P orbitallerinde 2, 3 daha toplam 5 tane elektron bulduğu için 5A grubu. Ve zaten size derlik elektron sayısı bulmayı öğretmiştik. Demiştik ki S ile bitiyorsa sadece S'dekilerdi. P ile bitiyorsa S ve P'dekilerin toplamları en son yörüngedeki ama dekiler neydi? Derlik elektronlarıydı. Ve D ile bitiyorsa en sondaki S ve ondan sonraki D orbitalindeki elektronların toplamı neydi arkadaşlar? Bize derlik elektron sayısını verirdi. Dolayısıyla burada 2 artı 3, 5 olduğu için 5A grubu diyeceğiz. Argon 18 elektron dizimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 şeklinde. En büyük baş kuantum sayısı gördüğünüz gibi 3'tür. O yüzden diyeceksiniz 3. periyot. P ile bittiği için A grubu ve 2, 6 daha 8 tane elektron olduğu için son yörüngesinde 8A grubu diyeceksiniz. Brom 35'e bakarsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5 arkadaşlar. En büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için 4. periyot. P ile bittiği için A grubu ve derlik elektron sayısı neydi? Eğer ki P ile bitmişse S ve P'dekilerin toplamıydı. O yüzden S'de 2 tane, P'de 5 tane olduğu için ne olacaktır? 2 artı 5'ten 7A grubudur diyeceksiniz arkadaşlar. B grubundaki elementlerin gruplarına nasıl karar vereceğiz? Burada unutmamak için ilk önce şunu hatırlatalım. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B ve 2B şeklinde olduğunu unutmayalım. Yani 3. grup, 4. grup, 5. grup, 6. grup, 7. grup, 8. grup, 9. grup, 10. grup ve 11. grup, 12. grup şeklinde ayıpa göre olduğunu hatırlatalım. Ve burada 8, 9, 10. grupların 8B grubu olduğunu da bilelim arkadaşlar. Temeldeki elektron dizilişi D orbitali ile sonlanan elementler geçiş elementleri ve B grubundadır arkadaşlar. Grup numarası D orbitalindeki elektronlarla bir üst enerji düzeyindeki S orbitali elektronları toplanarak bulunur arkadaşlar. Fakat S2D7, S2D8 ve S1D10, S2D10 olanları unutmayalım. Bunlar nedir? 9. gruplar, ayıpa göre 10. grup, 11. grup ve 12. gruplardır. Bunlar da ne diyoruz? 9. ve 10. gruplara 8B grubu diyoruz. 11. gruba 1B ve 12. gruba ise 2B grubu diyoruz arkadaşlar. Peki tekrar edersek ne diyorduk? Kendisinden bir fazla olan S grubundaki S orbitalindeki elektronların sayısı artı D orbitalindeki elektronların sayısı bize neyi verirdi? Grup numarasını verirdi. Ve D ile bittiği için de B grubu diyoruz. Titanyum 22'ye bakarsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2 şeklinde elektron dizimi var. Ve D ile bittiği için B grubu diyoruz. En büyük baş kuantum sayısı 4 oluşun 4. periyot diyoruz. Ve S'deki ve D'dekilerin toplamı grup numarasını verdiği için de 2 artı 2'den 4B grubu diyoruz. Mangan 25'e bakarsak 10 elektron dizimine baktığımız zaman en büyük baş kuantum sayısı 4'tür. O yüzden 4. periyot. D ile bittiği için B grubu ve derlik elektron sayısı S ve D'dekilerin toplamı olduğu için 2 artı 5'ten 7'dir diyoruz ve 7B grubu olduğuna karar veriyoruz. İki tane daha örnek yapalım. Örneğin demir 26. Elektron dizimini yaparsak argon 18'e başlatıyorum arkadaşlar. Argon 18 4s2 3d ne olacaktır? 20 oldu. 6 olacaktır. En büyük baş kalım sayısı 4 olduğu için 4. periyot diyeceksiniz. Ve D ile bittiği için B grubu diyeceksiniz. Derlik elektron sayısı ise 2 artı 6'dan 8 olduğu için 8B grubu diyebilirsiniz. Veya
Cinco 30. Buna bakalım şimdi. Yine argon 18'e başlatıyorum. 4S2 3D10. Arkadaşlar en büyük başkomut sayısı 4'tür. O yüzden 4. periyot. Ve delta orbitali D olduğu için B grubu. Ve delta elektron sayısına bakıyorum. 10 artı 2'den 12. Delta elektron sayısı 12 ise buna ne diyeceğiz arkadaşlar? 2B grubu diyeceğiz. Evet. Delta elektron sayısı 9, 10 olanlar 8B grubunda. Delta elektron sayısı 11 olanlar 1B grubunda. D bitenlerle tekrar yazıyorum bunu. Delta elektron sayısı 8, 9 veya 10 olanlar 8B grubundadır. Delta elektron sayısı 11 olanlar 1B grubu ve delta elektron sayısı 12 olanlar ise nedir arkadaşlar? 2B grubu elementleridir. Bunu bu şekilde hatırlatalım sizlere. Örnek 1. Bu soru 2016 yılında LYS sınavında sorulmuş bir soru. Ve soruda diyorlar ki alüminyum florür bileşiğindeki alüminyum iyonu ile flor iyonu izoelektronik olup flor iyonunun elektron sayısı 10'dur denmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. Arkadaşlar bileşikteki alüminyum ve florun yükseltgen basamağını bulalım. Flor eksi 1 değerli olacağı için eksi 1 çarpı 3 eksi 3 alüminyum değerli artı 3 olur. Ve flor 10 elektron sahipse onun proton sayısı nedir? 9'dur. Alüminyum ise izoelektronik olduğuna göre yani elektron sayısı ve dizilimi aynı olduğuna göre elektron sayısı 10'dur. Dolayısıyla proton sayısı nedir? 3 elektron vererek 10 kaldığı için 13'tür deriz. Ve birinci argıda alüminyum elementin 3. periyot 3A grubunda olduğunu söylemiş. Hemen bulalım. Al13 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 şeklinde yazdık. En büyük başkomut sayısı 3 olduğu için 3. periyot. Derrick orbital türü P olduğu için A grubu. Derrick elektron sayısı 2 artı 1'den 3A grubu çıkar. Yani birinci argı doğru. İkinci argıya bakalım. Flor element ikinci periyot 7A grubundadır demiş. Hemen onu da elektron dizimi yapalım. 1S2 2S2 2P5 şeklinde. En büyük başkomut sayısı 2'dir. O yüzden ikinci periyot. Derrick orbital türü P olduğu için A grubu. Derrick elektron sayısı 2 artı 5'ten 7 olduğu için 7A grubu deriz. Bu da doğru oldu. Üçüncü yargı. Bileşikte Al ve F atomların oktetini tamamlamıştır. Arkadaşlar bileşikte alüminyum 3 elektron vermiş. Flor ise 1 elektron almış. Bunu farklı renkte kalemle göstereyim. Maviyi seçiyorum. Gösterirsek. Alüminyum 3 elektron verirse artı 3 yüklü olursa ne olacaktır? 3P1'deki 1 elektronu ve 3S2'deki 2 elektronu verecektir ve toplam 3 elektron vermiş olacaktır. Ve elektron dizimi ne olacaktır? 2P6 diye bitecektir. Ve son yörüngesinde 2, 6 da toplam 8 elektron olacaktır. Yani oktet kuralına uymuştur. Flor'u kontrol edelim. Flor 1 elektron alırsa ne olacaktır? 2P5 olan elektron sayısı 6'ya çıkacaktır. Ve dolayısıyla son yörüngesi 2, 6 da 8 elektron olacaktır. Ve bu sebeple bu da oktetini tamamlamıştır. Ve 3. argı da doğru olacaktır. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Örnek 2'ye bakarsak X17 element atomu ile ilgili aşağıdaki faylan hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Neon 10 denmiş. Bakıyoruz elektron dizilimi neon 3S2 3P5 şeklindedir. Bakalım yani ne yapacağız? X17 dediği için neondan başlatalım. 10 olduğu için 10 üzerine sayacağız. 3S2 3P5 olacaktır. Yani doğru olacaktır. Derrick elektron sayısı 7'dir. Evet. Derrick orbitallerine baktığımız zaman S ve P orbitalleridir. 3 ile başlayanlar. O yüzden 2 artı 5'ten ne yapar? 7 yapar. Periyodik sistemin 7A grubunda yer alır. P ile bittiği için A grubu ve 7'den derrick elektron için 7A grubu diyeceğiz. Evet bu da doğru. Baş kuantum sayısı 5 demiş. Baş kuantum sayısı neydi? En yüksek sayıydı. S orbitalin başındaki en yüksek sayıydı. Yani buradaki ne? 3. O yüzden 3'tür. Yani cevabımız D şıkkıdır, yanlış olan. V'yi daha dolu için amet elde edeceğiz. Bu da doğru arkadaşlar. Etkinliğe bakalım. Etkinliği çözerek bu anlattıklarımızı anlamaya çalışalım. Aşağıdaki elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini bulunuz demişler. Hemen ne yapacağız? İlk önce elektron dizimlerini yapacağız. Oksijen 8. 1S2 2S2 2P4. En büyük başkomut sayısı 2 olduğu için ikinci periyot. Ve delta orbitali P olduğu için A grubu. Ve derrick elektron sayısına baktığımız zaman 2 artı 4'ten 6 olduğu için 6A grubu diyeceğiz.
Evet, sadece buraya baktım arkadaşlar, farkındaysanız. Magnezyum 12'ye bakıyoruz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 şeklindedir. En büyük başkanım sayısı 3 olduğu için 3. periyot. Buraya bakıyorum şimdi. S ile bittiği için A grubu ve değerli elektron sayısı 2 olduğu için 2A grubu diyeceğiz. Evet, buraya göre ne söyledik? Bunun yerini söyledik arkadaşlar. Fosfor 15. Elektronizm yapıyoruz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3'tür. En büyük başkanım sayısı 3 olduğu için 3. periyot. Ve değerli orbital türü P olduğu için A grubu. Ve değerli elektronlarına bakarsak 3S ve 3P'dedir. 2 artı 3'ten 5A grubu diyeceğiz. Evet. S34'e bakarsak elektronizmini argondan başlatıyorum. Argon 18. 4S2, 3D10, 30 oldu. Hala 4 tane var. 4P4 yapıyoruz. En büyük başkanım sayısı 4 olduğu için 4. periyot. Derrick orbital türü P olduğu için A grubu. Ve derrick elektron sayısı 2 artı 4'ten toplam 6 tane olduğu için 6A grubu diyoruz. Rubenyum 37'ye bakarsak. Arkadaşlar burada yine bilmemiz gereken aslında güzel bir şey var. Helyum 2, 1. periyot soy gazı. Onun altındaki neon 10, 2. periyot soy gazı. Affedersiniz. 2. periyot soy gazıdır. Argon 18, 3. periyot soy gazı. Kripton 36, 4. periyot soy gazı. Xenon 54, 5. periyot soy gazı. Ve radon 86, 6. periyot soy gazıdır. Ve siz bunları kullanarak ne yapabilirsiniz? Yerlerini çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Rubenyum 36'dan bir fazla değil mi? O zaman ne dersiniz? Kriptona göre yazarsınız. Yazdık. 36. Bir fazlası kaçıncı periyottu bu? 1, 2, 3, 4. O zaman 5. periyoda geçtik artık. 5S1 şeklindedir. O yüzden periyod nedir? En büyük başkan sayısı 5, kuantum sayısı 5 olduğu için 5. periyot. S bittiği için A grubu ve değerli elektron sayısı 1 olduğu için de 1A grubu dersiniz arkadaşlar. Demir 26'ya bakalım. Argon'dan başlatıyoruz yine. Argon 4S2 3D6 şeklindedir. En büyük başkanım sayısı 4 olduğu için 4. periyottur. Derrick orbital türü D olduğu için B grubu. Derrick elektron sayısına bakıyoruz. 2, 6, 2 artı 6'dan 8 olduğu için 8B grubu diyoruz. Kobalt 27'ye bakıyorsun de. Argon 18. 4S2 3D7 şeklindedir. En büyük başkanım sayısı yine 4'tür. 4. periyot. Derrick orbital türü D olduğu için B grubu. Değerli elektron sayısı 2 artı 7'den 9. Eğer ki 9 ise neydi arkadaşlar? 8B grubuna aitti. Değerli elektron sayısı 8, 9 ve 10 olanlar neredeydi? 8B grubundadır. Nikel 28'de yapmıştık ama tekrar yapıyoruz. Argon 18, 4S2, 3D8 şeklindedir. Yine en büyük başkanım sayısı 4 olsun 4. periyot. D ile bittiği için B grubu 2 artı 8'den 10'dur. 10 olduğu için ne diyorsunuz? 8B grubu. Evet, D ile bitenlerde tekrar hatırlatıyorum. Değerli elektron sayısı 8, 9, 10 olanlar 8B grubuna aittiler. Değerli elektron sayısı 11 ise 1B grubu, değerli elektron sayısı 12 ise 2B grubu diyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bakır 29 yapalım şimdi. Argon 18. Burada bir istisna vardı hatırlayın. 4S1, 3D10 şeklinde oluyordu. Ne oluyordu? D orbital, yani tam küresel simetri uydurmak için S orbitalindeki bir elektron D'ye atlıyordu ve bunun temel hal elektronizmi oluyordu. Yani bu uyarılmış hal değildi, temel haldi. Ama kural aynı. En büyük başkanım sayısı ne? 4. periyot. Derrick orbital türü D olduğu için B grubu. Derrick elektron sayısı 11 artı 10 artı 11 birden 11'dir. O yüzden ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1B grubu diyeceksiniz. Evet, ne demiştik? Derrick elektron sayısı 11 ise 1B grubudur. Çink 30'a bakıyoruz. Yine argon 18'e başlattık. 4S2, 3D10 olacaktır bu sefer. Yine en büyük başkanım sayısı 4 olduğu için 4. periyot diyorsunuz. D orbitali bittiği için B grubu diyorsunuz. Ve değerli elektron sayısı 2 artı 10'dan 12 olduğu için ne demiştik? 12 olanlar 2B grubundaydı. 2B grubu deyip yerini buluyorsunuz. Özellikler. Elementler periyodik tabloya artan atomlarına göre dizildiklerinde aynı gruptaki veya aynı periyottaki elementlerin özelliklerinde periyodik bir değişim olabilir arkadaşlar.
Ve burada bu özelliklerin değişiminin nasıl olduğunu tek tek inceleyeceğiz. İlk önce atom yarıçapı. Atomlar kilo olarak düşündüğünden atomların büyüklükleri atom yarıçapı olarak ifade edilebilir. Atomların yarıçapları bağ yaptıklarına değişebileceğinden dolayı atom yarıçapı, kovalent yarıçap, iyonik yarıçap ve van der Waals yarıçapı olarak ifade edilebilir. İlk olarak kovalent yarıçap. Kovalent bağ ile bağlanmış iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktan hesaplanan yarıçapa kovalent yarıçap denir. Ve eşdeğer iki atomun CD2 gibi bağlı olması durumunda kovalent yarıçap çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısıdır. Gördüğünüz gibi şekilde iki tane kilo atom birbirine bağlanmış ve CD2 molekülü oluşmuş. Ve kilo atomların çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçap olarak ifade edilebilir. Ve aradaki mesafe 199 pikometre. Ve ikiye bölersek bu değeri 99,5 çıkar ve bu da yaklaşık olarak 100 pikometreye eşittir arkadaşlar. Peki karbonun kovalent yarıçapı ise CCD bağ uzunluğunun değerinden bulunabilir. CCD bağ uzunluğu 178 pikometre. CD'nin atom yarıçapı ise 100 pikometre olduğuna göre 178 eksi 100 yaptığımızda cevabını bulacağız. C78 pikometre. Yani burada karbon atomunun yarıçapı nedir arkadaşlar? Kovalent yarıçapı 78 pikometredir. İkinci kavram iyonik yarıçap. Bir iyonik bağda iyonların çekirdekler arasındaki uzaklığa göre belirlenir. İyonlar eşdeğer büyüklükte olmadığından iyon yarıçapı iyonlar arasındaki uzaklığın yarısı değildir. Gördüğünüz gibi sodyum atomunun sodyum artı bir iyonu ve flor eksi bir iyonu daha küçük ve daha büyük. Sodyum artı bir iyonun yarıçapı 95 pikometre iken flor eksi bir iyonun yarıçapı 133 pikometredir arkadaşlar. Ve buradaki uzaklık nasıl hesaplanır? Katyon ve anion arasında uygun şekilde bölüştürerek hesaplanır. Bir de nötr atomlardan iyon oluşumu sırasındaki hacim değişiminden bahsedebiliriz. Örneğin bir nötr atom elektron verdiğinde elektron sayısı azaldığı için katyonun hacmi daha küçük olacaktır. Veya nötr bir atom elektron aldığında elektron sayısı arttığı için anyonun hacmi daha fazla olacaktır diyebiliriz. Ve elektron sayısı ve proton sayısı aynı olan taneklerde her zaman anyonun hacmi büyüktür nötr atomdan ve nötr atomun hacmi ise katyondan daha büyüktür diyebilirsiniz. Örneğin sodyum 11 atomu bir elektron verdiğinde sodyum artı bir iyonuna dönüşür. Ve sodyum 11'in elektron sayısı azaldığı için sodyum 11 atomunun nötralinin hacmi sodyum artı birden daha büyüktür. Veya flor 9 bir elektron aldığında yani eksi bir anyonun hacmi flor nötr atomundan daha büyüktür diyebilirsiniz. Çünkü elektron almıştır ve elektron sayısı artmıştır arkadaşlar. Van der Waals yarıçap. Birbirine bitişik halde olan iki atom ya da molekül arasındaki uzaklığı esas alır. Asal gazlar yüksek basınç altında zayıf van der Waals kuvvetleri aracılığıyla bir arada tutulurlar. Katı halde soy gazlar için hesaplanacak yarıçapa van der Waals yarıçap denir. Ve şekil D dağ grubundaki bazı element atomlarının kovalent ve van der Waals yarıçapları göstermiştir. Kovalent yarıçap neydi arkadaşlar? İki aynı atom çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçaptı. Yani burada gördüğünüz 0,098, 0,114 ve 0,133 sayıları nedir arkadaşlar? Kovalent yarıçaptır. Van der Waals yarıçap ise çekirdekten en dışta elektron olan uzaklıktır. Ve burada gördüğünüz 180, 0,180 veya 0,195 veya 0,215 yarıçapları nedir arkadaşlar? Van der Waals yarıçaptır. Yani üst taraftakiler kovalent yarıçapken alt taraftakiler van der Waals yarıçaptır. Ve lütfen şekillere dikkat edin. Şekillerde çekirdekten en dışta elektron uzaklık veya iki çekirdek arasındaki uzaklığın yarısı olarak ifade ediyoruz. Tekrar ediyorum. İki çekirdeğin arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçaptır. Ve çekirdekten en dışta elektrona olan uzaklık ise van der Waals yarıçapıdır diyeceğiz. Van der Waals yarıçapı bir apolar molekülün atomlar arasındaki mesafenin yarısı olarak da tanımlanabilir arkadaşlar. Örneğin neon ve argonun van der Waals yarıçapları aşağıdaki gibidir. İki neon atomu yan yana geldiğinde bunlar birbirine bağ yapmadıkları için tam bir kilo gibi dururlar. Ve ikisinin çekirdekler arasındaki uzaklık 140 pikometre. Bunun yarısı neye eşittir arkadaşlar? Van der Waals yarıçapı yani 70 pikometredir dersiniz. Veya argon da yine soy gaz olduğu için iki atom yan yana geldiğinde bağ oluşturmayacak. Yani birbirine girişim olmayacaktır. Dolayısıyla iki atomun çekirdekler arasındaki uzaklık neymiş? 196 pikometre. Bunun yarısı nedir? Van der Waals yarıçaptır ve 196 bölü 2 yaptığımızda 98 pikometre olduğunu hesaplamış olacağız arkadaşlar. Peki elementlerin atom yarıçapları karşılaşırken nasıl yapacağız?
Bu iki kuralı esas alacağız. Genellikle periyot numarası katman sayısı fazla olan element atomlarının yarıçapı daha büyüktür arkadaşlar. Örneğin berilyum 1s2 2s2 ikinci periyot 2a'dır. Magnezyum 1s2 2s2 2p6 3s2 üçüncü periyot 2a'dır. Ve magnezyumun yörünge sayısı daha fazla olduğu için arkadaşlar çapı daha büyüktür. Yani RmG büyüktür. R berilyum deriz arkadaşlar. Ve aynı grupta yukarıdan aşağı doğru indikçe periyot numarasındaki artış çapın büyümesine neden olur diyebiliriz arkadaşlar. İkinci kuralımız ise periyot numaralı katman sayısı eşitse atom numarası fazla olan elementin yarıçapı daha küçüktür. Evet, baktığımız zaman sodyum 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3. periyot 1a'dır. Kükürt 16 ise 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3. periyot 6a grubundadır. Ve arkadaşlar 6a grubundaki kükürt elektronları daha fazla çektiği için arkadaşlar bunun çapı daha küçüktür. 1a'daki sodyum ise elektronları daha gevşek tuttuğu için bunun yarıçapı daha büyüktür. Yani RNA büyüktür. RS deriz arkadaşlar. Ve zaten oldukça mantıklı değil mi? Periyot cetvelin sol tarafında kimler vardı? Metaller vardı. Sağ tarafında kimler vardır? Ametaller ve soy gazlar vardır. Ve ametaller elektron almak isterler. Metaller ise elektron vermek isterler. Ve metal elektronu daha serbest tutar. Daha serbest tuttuğu için ne olacaktır? Çapı daha büyük olacaktır. Ama metal elektron almak istediği için elektronun daha sıkı tutar. Ve daha sıkı tuttuğu için de çapı metale göre daha az olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla periyot cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarasındaki artış çapın küçülmesine neden olacaktır. Ve çapın arttığı yönlere bakarsak periyot tabloda gösterilmiş burada. Sola ve aşağı doğru indikçe atom yarı çapı artar, hacim artar diyebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik 3'e bakalım. Lityum 3, neon 10, sodyum 11 atomlarının yarı çaplarını karşılaştırınız demişler. İlk önce ne yapalım o zaman? Bu atomların yerlerini bulalım. Yerlerini bulurken de ilk önce ne yapacağız? Elektron dizimlerini yapacağız. Lityum 3, 1s2, 2s1. En büyük başkanım sayısı 2 olduğu için ikinci periyot. Ve derlik elektronun orbital türü s olduğu için a grubu. Derlik elektron sayısı 1 olduğu için de 1a grubu. Neon 10'a bakalım şimdi. 1s2, 2s2, 2p6'dır. Gördüğünüz gibi 10 oldu. En büyük başkanım sayısı 2 olduğu için ikinci periyot. Ve derlik orbital türü p olduğu için a grubu. 2 altta adindir. 8 tane derlik elektron olduğu için 8a grubudur. Ve son olarak sodyum 11'i de yaparsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 şeklinde olacaktır. En büyük başkanım sayısı ne? 3. O yüzden 3. periyot. Derlik orbital türü s olduğu için a ve bir tane derlik elektron olduğu için 1a grubu diyeceksiniz. Ve neydi kural? Periyot cetvelde soldan sağdan sola doğru gittikçe ve yukarıdan aşağı doğru gittikçe ne olurdu? Atom yarıçapı artardı. Ve bu sebeple en soldaki ve en aşağıdaki kimdir? Sodyumdur. O yüzden bunun atom yarıçapı en büyük olacaktır. Çünkü nerede? 3. periyot 1a'da. Sonra onun bir üst periyodunda bulunan 2. periyot 1a'sı lityum var. Ve aynı periyotta bulunan 8a'da bulunan neon var. Neonun hacmi ya da yarıçapı lityumdan daha küçüktür çünkü daha sağdadır. O yüzden sodyumdan büyük bir küçük olan kimdir? Lityum 3 olacaktır. Ve en küçük yarıçapa sahip olan kimdir arkadaşlar? Neon 10 atomudur diyeceksiniz. Sıralama sodyum, lityum, neon şeklinde olacaktır. Örnek 3. Bu soru 2004 yılında ÖSS sınavında sorulan bir sorudur. Ve soruya bakarsak. Tek atomlu olan bir X tanecinin eksi yüklü bir iyon olduğu ve bu durumdaki toplam elektron sayısı bilinmektedir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinebilir? X'i oluşturan atomun ait olduğu elementin yapabileceği bileşiklerin formülünün ne olduğu? Arkadaşlar eksi yüklü bir iyon olduğunu biliyoruz ve elektron sayısını biliyoruz. Buradan ne yapabiliriz biz? Yükünü biliyorsak, yani yük sayısını biliyorsak proton sayısını bilirdik. Ama sadece eksi yüklü olduğunu biliyoruz. O yüzden kaç eksi yüklü olduğunu biliyoruz. Mesela x eksi 1 mi? X eksi 2 mi? X eksi 3 mü? Bunu bilmiyoruz. Bir de neyi biliyoruz? Elektron sayısını biliyoruz. Eksi 3 ise nedir? 7'dir. Eksi 2 ise 8'dir proton sayısı. Eksi 1 ise nedir arkadaşlar? 9'dur. Ama çok fazla ihtimal var burada. Dolayısıyla bunu bilemeyiz arkadaşlar. X'in çapının oluşturduğu atomun çapından daha büyük olduğu. Arkadaşlar X anyonu X tanecinin çapı tek atomlu halinden ötüründen daha büyüktür. Ne demiştik az önce? Anyonun çapı
nötr atomdan daha büyüktür. Çünkü elektron almıştır ve elektron aldığı için çapı artmıştır deriz. Ve dolayısıyla B şıkkında X'in çapının oluştuğu atomun çapından daha büyük olduğu kesin olarak bilinebilir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü örnek. Periyodik cetvelde XYZ atomlarının yerleri belirtilmiştir. Buna göre XYZ atomları ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. Arkadaşlar birinci yargı demiş ki X atomunun yarıçapı Y ve Z'ninkinden daha küçüktür demişler. Bakıyorum XYZ atomları nerede? Periyodik cetvelin aynı periyodunda yani ikinci periyotta. Ve aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe atom yarıçapı azalırdı. Sağdan sola gittikçe ne olacaktır? Atomik yarıçap artacaktır. Yani sağdan sola giderken R artacak arkadaşlar. Bu sebeple atomik yarıçapı en büyük olan X, sonra Y, Z, sonra da Z olması gerekiyor. Yani birinci yargı yanlıştır. Z'nin değerli elektronların sayısı X'inki ve Y'ninkinden fazla demişler. Z'ye baktığımızda nerede? 7A'da. Y nerede? 6A'da. Ve X nerede? 1A'da. Ve grup numarası en büyük olan Z olduğu için değerli elektron sayısı X ve Y'den daha büyük olacaktır. Yani 2 doğru. Üçüncü yargı Y-2 ionun yarıçapı Z-1 ionun yarıçapına eşittir demiş. Arkadaşlar Y 2 elektron almış ve baktığımız zaman ikinci periyot soy gazına benzemiş. İkinci periyot soy gazının atom numarası neydi? 10'du. O yüzden burası 10 olacaktır diyebilirsiniz. Ama bunu bilmeseniz bile farklı bir yorum yapabilirsiniz. Z ise bir elektron olarak o da 10 yaptı. Elektron sayıları aynı ama proton sayı nedir? Bununki nedir arkadaşlar? 8. Z'ninki ise 9'dur. Dolayısıyla 9 proton 10 elektron daha fazla çekeceği için daha sıkı tutacaktır. Dolayısıyla Z-1 iyonun yarıçapı Y-2 iyonun yarıçapından daha küçük olacaktır. Yani eşit olmayacaktır. Dolayısıyla 3. yargı da yanlıştır. Cevabımız A şıkkı yalnız 2'dir. Ödev testlerini çözelim şimdi. Birinci soru. Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki ferelerin hangisi yanlıştır demiş. A şıkkı ilk element ametaldir. Evet, hidrojenle başlardı ve hidrojen 1'di. Ve bu bir ametaldi. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkı baş grup elementlerin hepsi metal demiş. Baş grup elementleri kimlerdi? A gruplarıydı arkadaşlar. A gruplarında metal, ametal, yarı metal ve soy gazlar vardır arkadaşlar. Yani tüm elementlerden her türlü elementten bulunabilir arkadaşlar. O yüzden nedir? Bu yanlış bir yargıdır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Doğru olanları da okuyalım ve öğrenelim. 3. periyotta geçiş metalleri bulunmaz. Evet, 4. periyottan itibaren başlardı. Yani bu doğru. D şıkkı aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik taşır. Evet arkadaşlar, aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik taşırlar. Bu doğru. E şıkkı 4. periyotta 18 element vardır. Evet, 4. periyotta 18 element var. Çünkü 8 tane A grubu ve 10 tane B grubunda vardır ve toplarsak toplam 18 tane element vardır deriz. E şıkkı da doğru oldu. Cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemiştik. İkinci soru. Periyodik tablo ile ilgili genellemelerinden hangileri doğrudur demişler. Aynı periyottaki elementlerin baş kuantum sayıları aynıdır. Evet, en büyük baş kuantum sayıları aynıdır arkadaşlar. O yüzden doğru. Mesela 3. periyottakilerin hepsi 3 ile başlar. İkinci yargı. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Evet, bunu söylemiştik. Çünkü bunların elektron katman dizimleri veya orbital dizimleri birbirine benzerdir. Değerli elektron sayıları da aynıdır. Bu sebeple de kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. Üçüncü yargı. Aynı periyottaki elementlerin değerli elektron sayıları eşitmiş demiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü aynı periyotta 1A, 2A, 8A'ya kadar grup olabilir. 1A grubundaki değerli elektron sayısı 1, 2A grubundaki 2, 8A'da ise 8'dir arkadaşlar. O yüzden 3. yargı yanlış olacaktır. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2'dir diyeceğiz. 3. soru. Yukarıdaki sorulardan hangilerinin cevabı 18'dir diye sorulmuş bize. 1. soruya bakalım. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alan argon soy gazının atom numarası kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar 3. periyotta ve soy gaz olduğuna göre demek ki 3. periyodu tam olarak doldurulmuş. Ve bunu ister katman elektron dizimiyle isterseniz orbital elektron dizimiyle yapabilirsiniz. Fakat konumuz orbital elektron dizimi olduğu için ben buradan yapacağım. Dolayısıyla 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve tam dolu olması gerekiyor çünkü soy gaz 3p6 olacaktır. Ve sayarsak 2, 4, 10, 12, 18'dir. Yani cevabı 18'dir. Birinci yargı tamdır. Ve ayrıca şunu da bilmenize fayda var arkadaşlar. Bu da size büyük bir pratiklik kazandıracaktır. Helyum 2,
İkinci periyot, birinci periyot soygazı. Neon 10, ikinci periyot soygazı. Argon 18, üçüncü periyot soygazı. Kripton 36, dördüncü periyot soygazı. Xenon 54, beşinci periyot soygazı. Ve Radon 86, altıncı periyot soygazıdır. Bu sayıları bilirseniz arkadaşlar, periyodik tablo konusunda birçok soruda çok pratik bir şekilde cevap verebilirsiniz. Örneğin, X atomunun atom numarası 37 demişler size. Bunun yerini sorduklarında ne yapacaksınız? Kriptondan bir fazla olduğunu görebiliyor musunuz? Öyleyse Kriptondan bir fazlaysa, Kripton 4. periyot soygazıysa X 37 nedir? 5. periyottadır dersiniz. Ve 8 A'dan bir fazlası nedir arkadaşlar? 1 A'ya döner tekrar. O yüzden 5. periyot 1 A diyebilirsiniz. Veya Y 53 derse bu sefer 5. periyot soygazından bir tane eksik olduğunu görebiliyorsunuz. Ve 8 A'nın bir solunda ne vardır? Bir daha vardır. O yüzden bunu ne dersiniz arkadaşlar? 5. periyot 7 A'sı şeklinde yorumlayabilirsiniz. O yüzden soygazların atom numarası bilmeniz sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. İkinci soruya geçersek. Modern periyodik sistemin de IUPAC'a göre toplam grup sayısı 18'dir. Evet arkadaşlar, 8 tane A grubu vardır. 10 tane de B grubu var ve toplarsak 18 tane grup olacaktır arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı da 18 oldu. Üçüncü soru. Üçüncü katmanda yer alabilecek maksimum elektron sayısı. Bunu yapmak için iki tane yolumuz var. Birinci yol, Bohr modelinden hatırlayın. 2n kare bağıntısı. 2n kare bağıntısı bir yörüngenin alabileceği maksimum elektron sayısını verirdi. 2 çarpı 3'ün karesinden 18 gelecektir. Veya şöyle düşünebilirsiniz. N eşittir 3'te L eşittir 0, 1 ve 2 değerini alabilir. 0 S orbitalidir, 1 P orbitalidir ve 2 de D orbitalleridir. Ve S orbitallerinin en fazla 2 elektron, P orbitallerinin en fazla 6 elektron, D orbitallerinin ise en fazla 10 elektron girer. Dolayısıyla toplarsak buradan ne yapar? 18 yapar ve dolayısıyla 3 sorunun cevabı da 18 olduğu için cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Dördüncü soru. X, Y, Z elementleri ile ilgili bilgiler şöyledir. X 3. periyot 1 A grubundadır. Ve ikinci bilgi X artı 1, Y eksi 2 ve Z eksi 1 yonları birbirinin izoelektroniğidir. Buna göre X, Y, Z elementlerin periyot çizelgedeki yerleri aşağıdakilerin hangisini doğru olarak verilmiştir diye sormuş bize. Arkadaşlar X'in 3. periyot 1 A'da olduğunu biliyoruz. O yüzden buradaki periyot tablolarda X'in 3. periyot 1 A'da olmadıklarını elelim. Mesela B şıkkında 2. periyot 1 A'da o yüzden gitti. E şıkkında 3. periyot 2 A'sında o yüzden gitti. Geriye A, C ve D şıkları kaldı. 3. periyot 1 A ise eğer o yüzden biz bunun elektronizmi yaptığımızda proton sayısına karar verebiliriz. O zaman X 1S2 2S2 2P6 3S1 şeklinde elektron dizimine sahiptir. Niye? 3. periyot ve 1 A olduğu için. Dolayısıyla atom numarası nedir arkadaşlar? 2, 4, 6 daha 11, 1 daha 11 yapar. Yani X'in atom numarası 11'dir. Ve X artı 1, 1 elektron verince 10 elektron kalır. Y eksi 1 izoelektronikmiş ve Z eksi 2 de ters yazdım. Y eksi 2 ve Z eksi 1 nedir? Birbirinin izoelektroniymiş. O yüzden bunların da 10'ar tane neyi vardır arkadaşlar? Elektronu vardır. Öyleyse 2 elektron almış 10 olduğuna göre atom numarası 8. 1 elektron almış 10 olduğuna göre atom numarası 9'dur arkadaşlar. Ve buradan Z'nin yerini bulalım hemen. Z 9, 1S2, 2S2, 2P5'tir. Yani ne oldu? İkinci periyot 7 A grubu oldu. Öyleyse Y nedir arkadaşlar? Bundan 1 eksik olduğu için ikinci periyot 6 A grubu diyeceğiz. Ve buna göre bakarsak. X 1 A'da ama bunlar nerede? Üçüncü periyotta. O yüzden A şıkkı değil. C şıkkına bakarsam X 3. periyot 1 A'da. Y ve Z'ye baktığım zaman 2. periyot 6 A'sında ve 7 A'sındalar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 5. soru. Periyodik tablonun 4. periyodunda olduğu bilinen X, Y, Z atomlarının temel elektron dizimleri ile ilgili verilen bilgiler şöyledir. Bu bilgilere göre atomlardan hangisinin grubu kesinlikle belirlenebilir demiş. Bakalım arkadaşlar. X'in S orbitallerinde 7 tane elektron vardır. Arkadaşlar yaparsak X için yapıyoruz şu anda. 1S2 2S2 2P6 3S2
3P 6 kaç oldu bu arada? 2, 4, 6 oldu. 7 tane var demişti. O yüzden 4S1 yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi X'in elektron bu şekilde ise 4. periyot 1A olabilir. Fakat benim aklıma 2 tane istisna geldi. Birinci istisna krom 24 istisnası. Yani atom numarası 24 ise X'in arkadaşlar. Buraya kadar aynı. Ve buradan sonra 4S1'den sonra ne gelir? 3D5 gelir. Veya X'in atom numarası 29 ise, yani bakır 29 ve krom 24 istisnası, yine buraya kadar aynı. 4S1 3D10 olacaktır. Yani S orbitallerinde 7 tane elektron olan 1, 2, 3 tane durum vardır. 4. periyot 1A, 4. periyot 6A veya 4. periyot 6B, pardon, çünkü D bitmiş. 4. periyot 1B, 3 ihtimalimiz vardır. O yüzden X'in yeri kesinlikle söylenemez arkadaşlar. Y'nin P orbitallerinde 18 elektron var demiş. Arkadaşlar P orbitallerinde 18 elektron varsa hemen Y'nin P orbitallerinde 18 elektron olacak şekilde ve 4. periyotta olacağı şekilde yerleştirelim. 1S2, 2S2, 2P6, 6 geldi, 12 kaldı. 3S2, 3P6, 6 daha geldi, 6 kaldı. Devam ediyorum. 4S2, 3D10, 4P6 oldu arkadaşlar. Ve 4. periyot bitti zaten. Dolayısıyla P6, P orbitalinin 18 elektron olabilmesi için nerede olması gerekiyor bunun? 4. periyot, P bittiği için A grubu, D elektron sayısı 8 olduğu için 8A grubu diyebiliriz. Yani Y'nin yerini kesinlikle belirleyebildik arkadaşlar. Z'nin D orbitalinin 2 elektronu var demiş. Hemen onu da yapalım arkadaşlar. Z'nin D orbitalinin 2 elektronu varsa demek ki 4S2'ye kadar tam dolu. O yüzden argonla başlatıyorum. Argon 4S2 3D2 diyorum arkadaşlar. Ve dolayısıyla yeni söylersek en büyük başkanım sayısı 4. Yani 4. periyot. D ile bittiği için B grubu. Ve derlik elektron sayısı 2 artı 2'den 4 olduğu için 4B grubu deriz. Ve Z'nin değerini kesinlikle belirleyebildik. Ama X'inkini belirlememiştik. O yüzden cevabımız E şıkkı, Y ve Z'dir. Altıncı soru. Şekildeki grafikte bazı baş grup elementlerinin grup ve periyot numaralı ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre bu elementlerden atom numarası 1 ve derlik elektron sayıları 2 en büyük olanlar aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Atom numarasını karşılaştırırken ilk önce periyot numarası en büyük olanlara bakacağız. Ve aynı periyotta olanlar varsa bu sefer grup numarasına bakacağım. Ve baktığım zaman periyot numarası Y ve T'nin aynı. Z'nin ondan biraz daha büyük. X'in ise en büyük. O yüzden X'te aynı periyotta olan başka element olmadığı için X'in atom numarası en büyük dersiniz. Yani birinci cevabı X'tir. O yüzden C, D ve E şıkları gitti. Şimdi grup numarası, yani derlik elektron sayısı en büyük olana bakacağız. Derlik elektron sayısının en büyük olması demek grup numarasının en büyük olması demek. Çünkü bunlar birbirine paraleldir. Ve baktığımız zaman en sağdaki grupta kim var? En sağda en büyük grup numarasına sahip olan kimdir? T'dir. O yüzden bunun derlik elektron sayısı en büyük olacaktır. Ve cevabımız ne olacaktır? B şıkkı T olacaktır arkadaşlar. Yani 1x 2t olacaktır. B şıkkı cevabımız. 7. soru. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerden herhangi birinin aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Okuyoruz. Soy gazları için katı halde hesaplanan yarı çapa Van der Waals yarı çapı denildi ve buraya E yazılır arkadaşlar. E'deki madde yazılır. İkincisi, kovalent bağ ile bağlanmış iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktan hesaplanan yarı çapa kovalent yarı çap denir. O yüzden buraya B şıkkı gelir. Üçüncüsü, iyonlar arasında oluşan bileşiklerde katyon ve anyon arasındaki uzaklığın uygun bir şekilde bölünmesi hesaplanan yarı çapa iyonik yarı çap denirdi ya da iyon yarı çapı denirdi. O yüzden D şıkkı buraya gelir. Kilo olarak düşünülen atomların büyüklüklerini belirtmek için genel olarak atomik yarı çap, atom yarı çapı kavramı kullanılır. O yüzden buraya C maddesi gelir. C şıkkı gelir. Ve dipol kavramı herhangi bir yere gelmediği için A şıkkı olacaktır cevabımız. 8. soru. Temel halde elektron dizilişi olan atomların yarı çapları aşağıdakilerin hangisine doğru karşılaştırılmıştır? Arkadaşlar yarı çapı karşılaştırırken ne diyecektik? Periyodik cetvelde sola ve aşağı döndükçe R artaracağız. Yani hacim artar. Dolayısıyla en soldaki ve en aşağıdakini seçeceğiz. Baktığımız zaman X'e 3. periyot en büyük başkanım sayısı 3 olduğu için 3. periyot. S ile bittiği için A grubu ve bir tane derlik elektron için 1A grubu. Y'ye baktığım zaman en büyük başkanım sayısı 2. O yüzden 2. periyot.
P ile bittiği için A grubu ve derrik elektron sayısı 2 artı 5'ten 7A grubu olacaktır. Z'ye baktığımızda ise en büyük başkanım sayısı 3. O yüzden 3. periyot ve derrik elektron sayısı 3 o da ve P ile bittiği için A grubu 3. periyot 3A grubu diyeceğiz. Dolayısıyla şöyle bir izdüşüm şeklinde yazarsak X nerede? 3. periyot 1 aslında. Şurası 2. periyot olsun. Şurası 3. periyot. X burada. Y nerede? Z nerede? 3A'da. 3. periyotta yine. Y ise arkadaşlar nerede? 2. periyot 7 aslında. Dolayısıyla en soldaki ve en aşağıdaki kim arkadaşlar? X. Sıralamaya baktığımız zaman X en büyük diyeceğiz. Aynı periyot olduğu için Z'nin ondan biraz daha küçük ama Y'den daha büyüktür Z'nin. Z gelecek. Ve en küçük olan kim olacaktır? En düşük periyot numarasına sahip olduğu için Y gelecektir. Sıralamamız X, Z, Y şeklinde olan 9. soru. Aşağıdaki şekilde 7A grubundaki bazı element atomlarının kovalent ve van der Waals sarı çaplarının karşılaştırılması verilmiştir. Bu şekle göre halojenler için çıkarımlarından hangileri yapılabilir demişler. Klor 17, brom 35, iyot 53 atom numaraları verilmiş arkadaşlar. Bakalım. Kovalent sarı çapı van der Waals sarı çapından küçüktür. Baktığımız zaman evet burada kovalent sarı çapı van der Waals sarı çapından daha küçük çıkmış. O yüzden bir doğru. Niye böyle peki? Çünkü kovalent bağda elektron ortaklaşa kullanılır ve atomlar sanki birbirinin içine girişmiş gibidir. Dolayısıyla ne olur? Burada bir girişim söz konusu olduğu için çekirdekler arasındaki mesafe kısaldığı için kovalent yarıçap daha küçük olur. Kimden? Van der Waals yarıçaptan arkadaşlar. İkinci yargı. Atomların yarıçapı atom numaraları arttıkça artar. Gördüğünüz gibi atom numarası arttıkça CD 17 idi. 2 tane olduğu için 34. BR 35'ti. 2 tane olduğu için 70. Ve iyot 53'te 2 tane olduğu için ne dersiniz? 106 dersiniz. Atom numarası arttıkça ne olmuş? Atom yarıçapı da artmış dersiniz. İkinci önemli doğru. Çıkarılabilir. Elektron ilgileri kovalent ya da van der Waals yarıçaplarına ile ters orantılıdır. Arkadaşlar bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Evet bildiğimiz bir bilgi. Elektron ilgisi ametallik arttıkça artar ve dolayısıyla çap azaldıkça ametallik artacağı için elektron ilgisi van der Waals ve kovalent yarıçapla ters orantılıdır. Doğru. Fakat buradan bunu çıkartamayız. Çünkü burada buna dair bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Cevabımız 1-2 olan C şıkkı olacaktır. 10. soru. Periyodik tablo değerleri gösteren elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkı X'in atom numarası 13'tür. Bakıyoruz X nerede? 3. periyot 3 argında. 2. periyot soy gazının atom numarası neydi? 10'du. 10'dan 3 fazla olduğu için X 13 olacaktır. Yani doğru. Y ve Z metaldir. Evet Y nerede 2A'da? Z nerede? B grubunda. B grubunun tamamı metaldir. 2A'nın da tamamı metaldir. O yüzden Y ve Z metaldir. Doğru. C şıkkı. Y'nin atom çapı Z'ninkinden büyüktür. Bakıyoruz. Y nerede? 4. periyotta. Hatta 5. periyotta. Yanlış söylüyorum. Z nerede? 4. periyotta. O zaman Y'nin periyot numarası daha büyük olduğu için Z'den atom çapı daha büyük olacaktır. Bu da doğrudur. D şıkkına bakıyorum. R ve T 6. periyot elementleridir. Arkadaşlar R'ye bakıyoruz. R nerede? Burada. Yani F bloğunun üst kısmında. Arkadaşlar yani R'nin yeri burasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi de 6. periyotta olacaktır. Bu yüzden bu da doğru. E şıkkı X'in ayıpağa göre grup numarası göre 3. grup element demiş. X nerede? 3A'da. 3A'dayız arkadaşlar. Nedir bu? 13. gruptadır. O yüzden E şıkkı yanlıştır. Cevabımız E olacaktır. Arkadaşlar filmimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.